Herkese merhaba. Geçen ders fonksiyonun türevine bakarak hangi aralıkta artan, hangi aralıkta azalan olduğunu gördük. Bu derste nerelerde yerel maksimum, yerel minimum yaptığını ve hani bazı yerlerde de tabii olmadığını, bunun neden olmadığını göreceğiz. Şimdi şöyle bir grafik çizelim önce. Bu yerel ekstremumları anlamak adına büyükçe bir grafik çizeyim. Şöyle. Şimdi mesela grafiğimiz şöyle gelsin. Sonra böyle devam etsin. Buradan şöyle bağlayalım. Şurasını şöyle bağlamış kabul edin. Buradan şöyle gidelim. Şöyle. Yine burayı düzgün yaptığımı varsayalım. Sonra şöyle geleyim. Şöyle devam edelim. Öyle bir şey olsun. Şimdi mesela şurası, buraya bir C1 noktası diyelim. Buraya bir işte C2 noktası diyelim. Burası C3 olsun. Burası C4 olsun. Şurada yerel maksimum ne demek, yerel minimum ne demek, o konu hakkında konuşalım. Şimdi öncelikle mesela C1 noktasındaki fonksiyon değerini düşünecek olursak, bu bir minimum değeri burası. Ayrıca şurada C3'te de bir yine yerel minimum var. Nasıl? Bu noktada. Yani genel olarak minimum kabul edemeyiz C3'teki fonksiyon değerini. Ama dikkat ederseniz şöyle bir aralık içindeki değerleri düşünecek olursak, yani C1'deki değer daha düşüktür gördüğünüz gibi. Yani genel olarak baktığımızda en küçük değer C1'deki değerdir. Ama şu küçük aralık içinde baktığınızda, bu küçük aralıktaki tüm x'ler için buradaki fonksiyon değeri en küçük değerdir. Dolayısıyla buna bir yerel minimum değeri diyoruz. Aynı şekilde şuradaki değeri de bir yerel maksimum değeridir fonksiyonun, C2'deki değeri. Gördüğünüz gibi burada daha büyük bir değer var C4'te. Ve hatta belki burada fonksiyon daha da büyüyor, gidiyor. O da var tabii ki. Hani buradaki daha büyük değerler de var. Ama yakından, yani daha küçük bir aralık içindeki değerler için düşündüğümüz zaman, bu aralıktaki tüm değerler için bu C3'te alınan, C2'de alınan değer bir maksimum değeridir. Yani o aralıktaki, yani şu küçük aralıktaki bütün değerlerden daha küçük bir değerdir. Aynı şekilde C4'te de bir yerel maksimum vardır yine. O da nedir? Şöyle bir aralık içinde düşünüldüğünde bütün değerlerden daha büyüktür. Orası da bir yerel maksimum değeridir. Dolayısıyla şöyle tanımlamak mümkün. Tanım diyeyim isterseniz. Nedir? F fonksiyonunun ya da şöyle diyelim.
X noktasının C noktası diyeyim buna. C noktasının küçük bir komşuluğundaki her x için fx büyük eşit fc oluyorsa bu durumda fc değerine yerel minimum değeri denir. F'nin bir yerel minimum değeri denir. Yani aynı şu C3'teki olduğu gibi C3'ün küçük bir komşuluğundaki bütün değerlerden daha küçüktür F, C3'teki değeri. Dolayısıyla fonksiyonun burada bir yerel minimum değeridir F, C3 değeri. Aynı şekilde maksimum için de söyleyebiliriz. Sadece şurada işte küçük bir komşuluğundaki her x değeri için fx küçük eşit f c oluyorsa o zaman fc değerine yerel maksimum değeri diyoruz. Yerel maksimum değeri diyoruz. Aynı c2'de olduğu gibi gördüğünüz gibi C2'nin küçük bir komşuluğunda şurada küçük bir komşulukta nedir? Bütün değerler bu değerden küçük eşit. Dolayısıyla burada bir yerel maksimum değeri vardır diyebiliriz. Tabii şimdi bu yerel maksimum, yerel minimum değerleri iki türlü noktada alınıyor olabilir fonksiyonun tanım aralığı içindeki. Bunlardan bir tanesi dikkat ederseniz nedir? Yerel minimum ve maksimumların alındığı değerlerde eğer teğet çizebiliyorsak orada yatay teğetleri var bunların. Yani türevler o noktada sıfır. Ama bir de C3 ve C4'te gördüğünüz gibi nedir? O noktaya teğet çizilemeyen noktalarda da yerel maksimum ve yerel minimum değerleri alınabilir. Bunlar nedir? F'nin tanımlı olmadığı noktalardır. Tanımlı olmadığı noktalar. Bunlara tekil nokta da deniyor. Tanımlı olmadığı nokta. Yani o zaman eğer fonksiyon yerel maksimum ve yerel minimum değerini alıyorsa bir noktada o noktada türevlenebiliyorsa türevi sıfır olacaktır. Neden? Yatay teğet çizilebiliyor onun için. Ama türevlenemiyorsa da yani teki noktaysa da orada bir yerel maksimum ya da yerel minimum değerini alma ihtimali var. Onun için bunları kontrol etmek gerekiyor. Çünkü tek başına bunlara bakmak değil, bu noktanın sağında solunda artan mı azalan mı onlara da bakmak gerekiyor. Çünkü mesela hani x küp örneğindekine benzer olarak burada tam olarak hissedilmese de mesela hani işte sıfır noktasında teğeti de yatay teğeti olduğu halde fonksiyonun tamamı azalan ya da artan olduğu noktalar da olabilir. Dolayısıyla türevin sıfır olduğu her noktada ya da her tekil noktada bir yerel maksimum ya da yerel minimum ya da ortak olarak o yerel ekstremum olmak zorunda değildir. Şunu da yazayım tanım olarak isterseniz. Yerel maksimum ve yerel minimum değerlerine yerel ekstremumlar denir ortak olarak. Yani bir noktada F'nin türevi sıfırsa ya da o noktada türev tanımlı değilse yani orası bir tekil noktaysa orada bir yerel ekstremum
olmak zorunda değil. Dolayısıyla özel olarak onu kontrol etmek lazım. Ama eğer bir noktada maksimum ya da minimum değerini alıyorsa, o noktada türevlenebiliyorsa türev sıfır olmak zorundadır. Yani tek yönlü bir şey bu, iki yönlü değil. Şöyle diyebiliriz, teorem gibi. F, AB aralığında sürekli C, AB aralığında bir nokta ve FC bir yerel ekstremum değeri ise ya F'nin bu noktadaki türevinin değeri sıfırdır ya da C noktası tekil noktadır. Yani F üssü C tanımlı değildir. Tanımlı değildir. Şimdi önceki örneklerden de hatırlarsanız ne yapmıştık? Mesela şeyde bakalım. Mesela 8x eksi x kare fonksiyonu için bunun kritik noktası yani türevin sıfır olduğu nokta 4'tü ve burada gördüğünüz gibi yerel maksimum değerini alıyordu fonksiyon. Ama mesela bir artı x küp fonksiyonu için düşündüğümüzde türevi sıfır yapan nokta sıfırdı ama bu noktada bir yerel ekstremum olmadığını söylemiştik. Dolayısıyla tersi doğru değil. Yani türevin sıfır olduğu her noktada bir ekstremum var anlamına gelmiyor. Bunu tekrar ediyorum dönüp dönüp. Ama eğer orada bir yerel maksimum ya da yerel minimum varsa kesinlikle orada eğer türevlenebiliyorsa fonksiyon tabii türevi sıfırdır. Bunu kesinleştirmek için yani türevin sıfır olduğu noktada yerel maksimum ya da yerel minimum var mı? Bunu görmek için birinci türev testinden faydalanıyoruz. Birinci türev testi yazalım. Şimdi C F fonksiyonunun şöyle diyelim ya C eleman AB için F üssü C eşittir 0 veya F üssü C tanımlı olmasın. Yani ya kritik nokta olsun ya da tekil nokta olsun bu C. Bu durumda fonksiyonun C noktasında yerel ekstremum değerini alıp almadığını kontrol etmek için sağında ve solundaki değerlerin durumuna bakıyoruz. Fonksiyonun türevinin değerlerine bakıyoruz. Eğer x büyük C ile x küçük C için f üssü x her x eleman C ve her x küçük C için f üssü x'lerin işaretleri zıtsa FC bir yerel ekstremumdur. Nasıl oluyor? Eğer
Şimdi şeyi düşünecek olursak tabloyu x f üssü x birbirine zıttıysa dedik. Yani eğer bir tarafta negatif, bir tarafta pozitifse fonksiyonun kendisi burada azalan, burada artandır ve nedir? Burada bir yerel minimum değeri vardır. Bu Fc değeri yerel minimumdur. Tamamen benzer olarak şöyle de olabilir. Yani bu C değeri f üssü x, burası x diyelim. Türevi yine sıfır olsun burada. Bu tarafta pozitif, bu tarafta negatifse, o zaman f'nin kendisi sol tarafta artan, sağ tarafta azalandır. O zaman fc değeri bir yerel maksimum değeridir. Aynı şekilde türevin tanımlı olmadığı durumda da sağda ve solda türevler tanımlıysa yine aynı şey geçerli. Yani şöyle de olabilir olay. Yine C noktasında türevi tanımlı değil diyelim. Yani türevi sıfır oluyor değil de türevi tanımlı olmasın. Şöyle yine ama fonksiyonun kendisi tanımlı tabii ki. Burada negatif, burada pozitifse fonksiyon burada azalan, burada artandır. Dolayısıyla yine Fc, F'nin kendisi böyle. Fc bir yerel minimumdur. Benzer olarak yine fonksiyon C noktasında türevi tanımlı olmasın. F üssü x için. Burası pozitif, burası negatifse fonksiyon burada artan, burada azalandır. F'nin kendisi. Ve burası bir nedir? Yerel maksimum değeri olur. Yani iki durum söz konusu burada. Yani birinci durumları düşünecek olursak fonksiyon şöyle olabilir. Mesela burada azalan, sonra burada artan. Dolayısıyla burası bir nedir? Burası yerel minimum değeridir. Fonksiyon gördüğünüz gibi burada azalan, burada artan. Dolayısıyla C noktasında Fc değeri bir yerel minimum değeridir. Ama eğer türevlenebilir değilse o noktada, yani ikinci şeyi bunun ihtimali şöyle de olabilir. Fonksiyon şöyle gelir. Sonra bu tarafa doğru gider. Şöyle yapalım. Yani orada bir köşe yapıyor. Dolayısıyla türevlenebilir değil. Yani burası da bir yine yerel minimum değeridir. Burada azalarak geliyor. Burada artıyor. Yani o da şu duruma karşılık geliyor. Böyle de olabilir. Maksimumlar için de benzer şekilde. Yani yine çizeyim şuraya. Şimdi şu durumu göz önüne alacak olursak, solda artan türevi pozitif, sağda azalan türevi negatif. Yani şöyle olabilir, böyle geliyor, şurada maksimum yapıyor, sonra böyle devam ediyor, azalan. Nedir? Burası bir yerel minimum değeridir. Şey, yerel maksimum değeridir. Evet. Ama o noktada türevlenemiyorsa, tekil nokta ise o nokta, yine onu şöyle söyleyelim. Şöyle olabilir yani.
Şöyle gelir. Şöyle devam eder mesela. Yine burada bir köşe noktası olduğu için orası türevlenebilir bir nokta değildir. Yani FC değeri aslında bir yerel maksimum değeridir ama orada türevi tanımlı değil şu anda gördüğünüz gibi ama gene yerel maksimum değeri var bu noktada. Burada artıyor, sonra burada azalıyor. Gördüğünüz gibi burası yerel maksimum değeri. Şimdi hemen örnekle görelim bu durumu. Fonksiyonumuz fx eşittir x küp eksi 6x kare artı 9x artı 1 olsun. Bu fonksiyonun artan azalan olduğu aralıkları, kritik noktalarını ve yerel maksimum ve minimumlarını belirleyip grafiğini çizmeye çalışalım. Şimdi öncelikle polinom fonksiyon 3. dereceden ve her yerde sürekli türevlenebilir bir fonksiyondur. Dolayısıyla türevini alabiliriz. Hemen türevi 3x kare eksi 12x artı 9 olacak. 3 parantezinde x kare eksi 4x artı 3 yazabiliriz. Ya da 3 çarpı x eksi 1 x eksi 3 yazabiliriz. Türevi bu şekilde. Şimdi türevin sıfır olduğu noktalar türevi tanımlıdır her yerde gördüğünüz gibi. O da ikinci mertebeden polinomdur. F'si sıfır olduğu noktalar dolayısıyla kritik noktaları x eşittir 1 ve x eşittir 3'tür. Değil mi? Şurada x eksi 1 ve x eksi 3 çarpan olarak olduğu için. Bunlar nedir? Kritik noktalar. Yani türevin sıfır olduğu noktalar. Şimdi türevinin tablosunu çıkartacak olursak 1 ve 3 kritik noktalardı dedik. Şimdi F'nin türevi 0 oluyor şeyde 1'de ve 3'te. 1 ve 3 arasında türevi ne olacaktır? Negatif olacaktır. Bir değer alırsanız mesela 2'deki değeri şurada da yerine yazacak olursanız 2'nin karesi 4, 12, 12, 24 çıkarttık. Artı 9 negatif çıkıyor gördüğünüz gibi. Eğer 3'ten büyük ya da 1'den küçükse 3'ten büyükse şu ikisi de pozitif olacaktır. Dolayısıyla çarpım pozitif olacaktır. 1'den küçükse ikisi de negatif olacağı için yine çarpım pozitif olacaktır. O zaman F'nin kendisi için nedir? Bu aralıkta artandır, bu aralıkta azalandır ve bu aralıkta da artandır diyebiliriz. Ve ayrıca F'nin 1'de türevinin sıfır olduğunu biliyoruz. F'nin 1'deki değeri bir yerel maksimum değeridir. Değil mi? Çünkü solunda artan, sağında azalan. F'nin 3'teki değeri de bir yerel maksimum değeridir. Dolayısıyla burada da bir şey yerel minimum pardon. Minimum. Çünkü solunda azalan, sağında artan. Burada bir yerel minimum vardır anlamına geliyor bu. Şimdi tabii bazı değerleri de bilmek lazım. Bu F'nin 1'deki değeri ne mesela? F'nin 1'deki değeri bakalım. 1'in kübü eksi 6 çarpı 1 artı 9 çarpı 1 artı 1'den ne olacak? 11 eksi 6'dan 5. F'nin 3'teki değeri yani bu bir yerel maksimum değeriymiş. 3'teki değeri 3'ün kübü
eksi 6 çarpı 3'ün karesi artı 9 çarpı 3 artı 1'den 3'ün küpü 27. 6 kere 9 54 artı 27 artı 1'den 54 eksi 54 artı 1'den 1. Burası da bir yerel minimum değeriymiş. Bunun dışında grafiği çizmek için eksenleri nerede kestiğine de bakmakta fayda var aslında ama üçüncü mertebe oldu. Ha şey. Çok da uğraşmaya gerek yok. Neyse hemen şöyle kabaca çiziyoruz çünkü grafiği daha o kadar ayrıntısına girmeden şöyle düşünebiliriz. Şimdi şurası 1 olsun. Burası 3 olsun. 1 de 5 değerini alıyor. Şurası 5 diyelim. Ve 3'te de nedir? 1 değerini alıyor. Şimdi fonksiyon şunun gibi olacaktır. Yani burası 1, 5 bir yerel maksimum, 3 bir yerel minimum. Fonksiyon 1'e kadar yani bir değerine kadar artarak gelecek. Şunun gibi gelecek yani şöyle şuradan şuraya gelecek. Tam böyle değil ama şunun gibi. Sonra birden 3'e kadar azalan fonksiyon olacak. Şöyle. Ve buradan sonra yine artan fonksiyon olarak devam edecek. Tabii şurası güzel dönmesi lazım. Yani köşe yapmıyor da. Onu da şey yapalım. Düzgün. Çok şey yapmıyor yani. Köşe yapmadan şöyle güzelce dönüp gidiyor. Bu şekilde çizmemiz mümkün. Fonksiyonun kabaca grafiği böyle bir şey. Tabii yani şurası nasıl hareket ediyor falan onu bilmiyoruz. Hani gerçeğini çizmek istersek hemen şuradan nedir? Bakalım. Y eşittir. Şunu kapatayım. X küp X küp eksi 6 X kare artı 9 X artı 1. Evet, gördüğünüz gibi yani bizim çizdiğimize benzer. Tabii dönüşleri falan ben güzel çizemiyorum ama yani yaklaşık olarak şurada gördüğünüz gibi bir noktasında bir yerel maksimumu var. Bunun öncesinde artarak geliyor. Sonra birden 3'e kadar azalan fonksiyon şurada bir yerel minimum yapıyor. Yerel minimum değeri 1'de. Ve ondan sonra da yine artan fonksiyon olarak devam ediyor. Şimdi bir örnek daha yapalım isterseniz. Bu grafiği çizmek anlamında. Mesela fonksiyonumuz fx eşittir. X küp artı 3x kare artı
3x olsun. Aynı şeyi burada da yapalım. Yani nerede artan azalan, kritik noktaları nelerdir, yerel ekstremum değerleri nelerdir? Buna bakalım. Yine üçüncü mertebeden her yerde tanımlı güzel bir fonksiyon. Dolayısıyla hemen türevini alırsak 3x kare artı 6x artı 3 olacak. Üç parantezini alırsak bu şekilde. Bu da nedir? X artı 1'in parantezinin karesi. Aa, süpermiş. Gördüğünüz gibi nedir? Türevi daima pozitif çıktı. Çünkü x artı 1'in parantezinin karesi diyor. Dolayısıyla şey dışında, kim dışında? X farklı eksi 1 için her zaman pozitiftir. Yani grafiğinin fonksiyonun değer tablosunu ve türevinin tablosunu şu şekilde yapabiliriz. Eksi 1'de bu fonksiyonun türevi 0 oluyor. Ama onun dışında her yerde pozitif. O zaman fonksiyonun kendisi nedir? Burada da artandır. Burada da artandır. Burası herhangi bir yerel ekstremum ya da minimum, yerel minimum ya da maksimum değildir. Yani f'nin türevinin eksi 1'deki değeri 0 olmasına rağmen, yani kritik noktası bu noktada, yani x eşittir eksi 1 noktasında yerel ekstremum değeri yoktur. Gördüğünüz gibi hep artan fonksiyon oluyor. Bir tane daha yapalım hemen isterseniz. Bakayım. Şöyle bir şey olabilir. Bu değişik olsun. Elenli. Fx eşittir. X ln x eksi x. Evet. Şimdi burada elen olduğu için bir kere bu f fonksiyonu sıfır sonsuzdan r'ye tanımlı olacaktır. Çünkü nedir? Sıfırdan büyük değerler için tanımlı elen fonksiyonu zaten. Şimdi türevini alırsak x şurada çarpım olduğu için x'in türevi 1 çarpı ln x artı x çarpı ln x'in türevi 1 bölü x eksi x'in türevi 1. Yani buradan ne çıkıyor? Ln x çıkıyor. Artı 1 eksi 1 şunlar 1 oldu. 1 eksi 1'den 0. Ln x yani türevi de ln x'miş. Ha, şimdi türevin sıfır olduğu yer neresidir? F üssü x eşittir 0 ise, yani ln x eşittir 0. Bu nedir? X eşittir 1'dir. Ln 1 0'dır çünkü. O zaman yine türev tablosunu yazacak olursak şöyle 1 f üssü x diyelim. X birden sıfıra kadar negatif olacaktır. Birden büyük değerler için ln x pozitif olacaktır. Dolayısıyla nedir? Bu şekildedir. Yani fonksiyonun kendisi burada azalan, burada artandır. Yani burada bir yerel minimum değeri vardır. F1 yerel minimum değeridir. F1'e bakalım o zaman. Şurada fonksiyonda yerine yazacak olursak f1 1 çarpı ln 1 eksi 1'den nedir? Ln 1 0 olduğu için eksi 1 olur. O zaman kabaca grafiğini çizmek isteyecek olursak nasıl bir şey olacak? Fonksiyon şöyle bir şey olabilir. Grafiği 1'in solunda azalan ve 1'e geldiğimizde 1'de eksi 1 değerini alıyor. Şurası eksi 1 olsun. Şurada şu değere kadar gelecek yani.
Şöyle bir şey olabilir. Tabii x sıfıra giderken ne oluyor? Onu tam bilmiyoruz ama ben onun sıfır olduğunu biliyorum. Şöyle geleyim. Ve buradan sonra şöyle gidiyor. Olması gerekiyor. Yani şunun gibi bir şey olması lazım grafiği. Burası bir yerel, hatta genel aslında genel bir minimum, yerel minimum değeri. Onun öncesinde fonksiyon azalan, şurada gördüğünüz gibi, sonrasında artan bir fonksiyon. İsterseniz çizip bir de bakalım x ln x eksi x'e. Hemen y eşittir x ln x eksi bir şey eksi x demiştik. Evet. Gördüğünüz gibi gerçekten çizdiğimize benzer şekilde bir grafiği var. Sıfırdan bire kadar azalıyor. Bir de eksi bir yerel minimum değerini alıyor. Sonra artan bir fonksiyonmuş bu x ln x eksi x'in grafiği. Evet, bu derste de yerel ekstremumlar konusunu işledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.